NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geleceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayri resmi nitelikte Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda konuştuğunu söyledi. Ankara'yı yakın zamanda ziyaret edeceğini ifade etti. Tüm müttefiklerin ve Türkiye'nin İsveç'i tam üye olmaya davet ettiğini ve bunun Madrid'deki son zirvede gerçekleştiğini unutmamalıyız. Şu ana kadar bu çok hızlı bir kabul süreci oldu. Çünkü Finlandiya ve İsveç Mayıs ayında başvuruda bulundu. Finlandiya zaten üye oldu ve İsveç'in de üye olacağından eminim. Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajı da açıkladı. Benim mesajım İsveç'in üyeliğinin İsveç için iyi olduğu, İskandinav ülkeleri için iyi olduğu, Baltık ülkeleri için iyi olduğu ve aynı zamanda NATO için de iyi olduğudur. Türkiye terör örgütleriyle mücadelede yeterince samimi olmadığı gerekçesiyle biraz önce aklıma gelmeyen mesele Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamına bir maketle saldıran, hakaret eden, çirkin gösteriler yapılan ve buna da müdahale edilmeyen bir yerden bahsediyoruz. İsveç. Bu hatasını anlayıp hatasından dönmesi, bunlar da güzel şeyler tabii ki, ama biz Türkiye Cumhuriyeti bu kadar zor kazanılmış ve 100 yıl geride kalmışken Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve feraseti yüksek bir milletle bu ülkeyi kolay kazanmadık. Öyle tutup da bizim makamımızın maketini orada burada sallandırmakla tabii ki o geçiti alamayacaklardı yani. Ama dediğimiz gibi iş uhulete suhulete dönmeye başladı. İsveç'in NATO üyeliğini reddetmiştik. Çok haklı gerekçelerle. Bu arada siyaset üstü bir konudan bahsediyoruz. Biraz önce konuyu çok hatırlayamadım. O yüzden tekrar izah etmek istedim. Ez cümle Ankara'nın kararlı duruşu. Haklı ve kararlı duruşu karşısında İsveç yeni bir terör yasası çıkarmak zorunda kaldı. Ve o yasa İsveç parlamentosunda kabul edildi, yürürlüğe girdi. İsveç, NATO üyeliği için önemli bir adım attı. Türkiye has agreed to support Finland and Sweden joining NATO. İskandinav ülkesinde terörle mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yasayla ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedefleniyor. Yasaya göre terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişiler 4 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Ağırlaştırıcı nedenler varsa bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak. Aynı zamanda yasa yetkililere terör örgütlerini finanse eden ve destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor. Terör yasası Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi.